Selamünaleyküm. Acı bir olayla karşı karşıyayız. Hepimizi derinden etkileyen İkram Nur 7 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir cinayete kurban gitti. Nice evlatlarımız, Leyla'larımız gibi İkram Nur da cinayete kurban gitti. Hiçbir günahı olmayan, daha 7 yaşında hayat nedir bilmeyen, tek amacı oyun oynamak olan, tek amacı anne şefkatine mahrum olan nice çocuklarımız cinayete kurban gitti. İkram Nur'un katilleri mevcut yasalara göre cezaevine konulacak ve İkram Nur'un annesinin, babasının vergileriyle cezaevinde ona bakılacak. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Biz İslam hukukuna inanıyoruz. İslam hukukunu savunuyoruz. İslam hukukunda İkram Nur'un katilleri kısas edilir ve caydırıcı bir özelliği vardır. Başka bir sefere bunu yapmaya kalkışacak insanlar çekinir. Çünkü cezanın ne olduğu bilinir ve ağırdır. Biz her alanda idam istiyoruz. Her alanda İslam hukukunu istiyoruz. Batı hukukunu istemiyoruz. Güzel ülkemiz, çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz canımız, kanımız, vatanımızı İslam hukukuyla, inandığımız hukukla, İnandığımız tabi hukukla yönetilmek istiyoruz. Allah'ın bize buyurduğu gibi nasıl Allah cinayet işleyenin cezasını nasıl Kur'an'da belirlemişse o şekilde hükmedilmesini istiyoruz. İkram Nur'un katilleri idam edilsin. Vatan hainleri idam edilsin. Biz bunu istiyoruz. Tecavüzcüler idam edilsin, hadım edilsin, kısas uygulansın ve bir daha buna cüret edecek kimse olmasın diye biz İslam hukukunu istiyoruz. Kıyas kısasta hayat vardır. Evet, kısasta hayat vardır. Zalim insanlara kısas istiyoruz. Her alanda İslam hukukunu istiyoruz. Çünkü gerçek adalet sahibi Allah'tır. Ve Allah bize Kur'an'da buyurduğu gibi cinayet işleyen, tecavüz eden insanlara biz kısas istiyoruz. İdam hakkı istiyoruz. İkram Nur'un annesinin ve babasının o katillere devlet eliyle kısas uygulanması en doğal hakkıdır. Allah'ın adaleti budur. Kulun adaleti ise, batıdan örnek aldığımız yasalar ise İkram Nur'un katillerini bir cezaevine koyacak ve orada ömür boyu hapse mahkum edecek. Ondan sonra İkram Nur'un annesi, babası, dayısı, halası, teyzesi, dedesi, ninesinin vergileriyle o katillere bakılacak. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Bütün değerli devlet büyüklerimizden ricamız bir an önce vatan hainlerine, teröristlere, tecavüzcülere, katillere idam gelsin. Siz de benimle aynı düşüncedeyseniz lütfen bunu belirtin. Sesimizi artık duyuralım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.